Adnan Oktar suç örgütü davasında çok önemli bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararıyla yaklaşık örgüte ait 2 milyar liralık oldukça yüksek bir mal varlığından bahsediyoruz. 2 milyarlık mal varlığı devlet hazinesine geçti. Bu varlıklar arasında gayrimenkuller ve araçlar da yer alıyor. Lüks araçlar, evler, şirketler. Adnan Oktar'ın 2 milyar liralık serveti devlete geçti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temiz incelemesini Temmuz ayında tamamlamıştı. Buna göre Adnan Oktar'a suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim-öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 8.463 yıl 4 aylık hapis cezası onandı. İddialar hakkında ne söyleyeceksiniz? Mahkeme, Oktar'ın örgütüne ait taşınmazların ve araçların hazineye geçmesine de karar verdi. Devredilen varlıklar arasında 61 lüks otomobil ve 17 villa dikkat çekti. Mahkeme kararıyla en az 2 milyar lira olduğu düşünülen mal varlığı devlet hazinesine geçti.